günaydın arkadaşlar. Kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugün çok böyle enerjim yok ama enerjim var. Yani siz var olduğunu düşünün ama yok aslında. Biraz başım ağrıyor, birazcık da canım sıkkın. Ama olsun, geçer, geçer. Her şey geçer, her şey gelir ve geçer arkadaşlar. Çok da kafaya takmamak lazım. Bugün kursum var. Yemek kursuna gideceğim tekrardan. Bu arada yemek kursundaki tariflerden falan böyle pasta falan yaptığımda lütfen bana kızmayın. Ben eğer vlog çekmiyorsam tarifi genelde Instagram hesabımdan story olarak paylaşıyor oluyorum. O yüzden beni Instagram'dan takip etmezseniz böyle şeylere ulaşmanız bir tık zor olabilir. Instagram hesabımı da şuraya bir yere eklemiş olacağım. Bu arada buradan da tekrardan kanalıma beni takip etmek isterseniz takip edebilirsiniz. Arkadaşlar işte bildiğiniz üzere son günlerde böyle birazcık bu çevrelerde takılıyorum. Kursa falan gidiyorum. Kursa gideceğim, belge almak istiyorum ve belge için de çok çalışmam gerekiyor. O yüzden hani çok ekstra bir şey yapamıyorum. Ne bileyim işte eskisi kadar çok Seul tarzı yerlere gidip gezemiyorum vesaire. O yüzden de böyle yani hani bu şekilde geçiyor günlerim. Bugün aslında böyle bir sinirimi, stresimi boşaltmak istiyorum. Ama bunu neyle yapacağım konusunda bir fikrim yok. Aklıma iki seçenek geldi. Ya karaoke'ye giderim diyorum. Ya da bu oyuncak makinaları falan oluyor ya, bilmeceli böyle atmacalı toplar bilmem oyunlar. Ya ondan oynar kursa öyle geçerim diyorum. Henüz karar vermedim, ikisi de eğlenceli olabilir. Ama yine de denemek lazım diye düşünüyorum. Ah, kahve içince rahatladım. Neyse ben evi toparlayayım, kendimi hazırlayayım. Erken kalkan yol alır diye boşa dememişler. O yüzden erkenden işlerimi halledeyim. Ve videonun gidişatı da duruma göre değişir. Yani bu arada kameramın da çok şarjı yok. O yüzden hem bataryayı şarj edip hem de hazırlanacağım. Ondan sonra bakalım neler yapacağız bugün. Heyecanlıyım. Ben her gün heyecanlıyım zaten. Step 1, wake up really gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, fuck everybody, just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Evet arkadaşlar, şimdi hazırlandım. Yani kıyafetimi falan giydim. Yanıma mutfak önlüğümü, havlularımı, cüzdanımı alıyorum. Bugün de bu çantayı götürüyorum. Bez çantalar biraz daha rahat son günlerde. Çünkü bir yandan video çekip bir yandan kursa gittiğim zaman yüküm ağır oluyor. Ufak çanta götüremiyorum. Gönül isterdi ki minicik çantalarla gezmek ama öyle değil. Bu arada telefonumun şarjı da az, o yüzden şarj aletimi de hemen yanıma aldım. Bu arada bu kitabım da bitmek üzere. Bugün Allah'ın izniyle kurstan sonra bitireceğim. Onu da o yüzden yanıma alacağım. Başka neyim var işte? Kulaklığımı alıyorum. Bunu buraya asacağım. Bir de işte mutfak eldiveni alacağım. 2 tane falan. Çünkü böyle bir şeyler falan yaparken sürekli elime bulaşıyor ve sürekli böyle gidip yıkamak zorunda kalıyorum. Hissi kötü oluyor o yüzden. Hazırım. Şimdi çıkacağım. Saat kaç size de söyleyeyim. 11.15. Kursum 1'de. Yani 1 saat kadar falan vaktim var. Henüz karar vermedim ne yapacağımı. Ama sanki karaoke'ye gidersem çok başım ağrıyacak ve çok yorulacakmış gibi hissediyorum. O yüzden oyuncaklarla mı oynasam ya da ikisini birden mi yapsam bilmiyorum. İlk önce yola çıkmam lazım tabii ki bunları yapabilmek için. İşte eldivenlerimi alayım. Bir tane de kalem alayım yanıma. Hemen çıkalım. Evet, şimdi yola çıktım. Gidiyorum. Karaoke'ye gitme kararı aldım. Şöyle 3-4 şarkı söyleyip çıkacağım. Daha fazla uzatmayacağım. Çünkü bozuk, yani kağıt para olarak yanımda oyuncakları atabilecek kadar nakitim yok. O yüzden de oraya gitme kararı aldım. Bir de hava da çok şey, nemli böyle, yapış yapış. O yüzden hani şey olur böyle, çok hareketli şeyler yaparsam çok terleyecekmişim gibi hissediyorum. O yüzden böyle. Bu arada buradaki arabalar da hiç bitmiyor. Karşıdan karşıya geçeceğim. Ya
Burada çarşamba günü belediye seçimleri olacak. O yüzden böyle her yerde seçim araçları var. Şu ilerideki yerde de benim karaoke'ye gideceğim yer var. Oraya gidiyorum şimdi. Evet arkadaşlar, geldim buraya. Şarkı bulmakta çok zorlanıyorum. Ben bir tane buldum şimdi. Benden başka da kimse yok. Allah'ın izniyle onu söyleyeceğim. Az önceki şarkıyı hiç söyleyemedim de bunu söylerim herhalde diye düşündüm. Gülmekten şarkı söyleyemiyorum asla. Sesim o kadar kötü ki bugün. Ya normal bazı günler güzel oluyor, bazı günler kötü oluyor. Bugün kötü olan gün sanırım. Evet arkadaşlar, şarkı söyleme işini bitirdim. Çok yoruldum ama yani şarkı söylerken insan yorulur mu? Ben yoruluyorum. Şimdi şöyle bir 20 dakikam falan var yani. 20 dakikalık vaktim var. Aslında görevli çocuk bir şarkı daha söyler misin dedi ama benim enerjim kalmamıştı. O yüzden devam edemedim şarkı söylemeye. Şimdi ne yapacağımı bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok. Burada bir kıyafet mağazası var. Buraya girip ne var ne yok bakmak istiyorum. Belki hoşuma giden bir şey olursa alırım diye. Şu tarz beyaz bir pantolon istiyordum da medium'dan aldım. Ama çok bol geldi. Model olarak çok güzel. Böyle bodylerin falan altına şurasında dikiş sökülmüş de güzel olur diye düşünmüştüm ama beli çok bol. Bir küçük bedenine bakacağım şimdi. Evet, bu bir tık daha iyi oldu. Yani daha iyi oturdu. Bence çok güzel. Bir tane beyaz pantolon istiyordum zaten. Şey böyle, bluz falan giydiğim zaman böyle pantolonum çok yoktu. Bununla pek uymadı ama yani yine de bence gayet güzel. Bakın yani beli falan da güzel oturdu böyle baktığınız zaman. Aynen, bunu alıyorum. Aldım. Evet, aldım alacaklarımı. Bir de Mina'nın arkadaşlarının doğum günü var. İki tane de hediye almam gerekiyor. Ama kız mı erkek mi bakmadım. Bakmam lazımdı ama bakmadım. O yüzden unisex hediyeler alacağım. Yani böyle anahtarlık gibi falan bir şeyler bakacağım. Hediyeler için de Artbox'a geldim. Artbox'ta yemek çubukları falan vardı çocuklar için. Şimdi onlara bakacağım. Böyle iki tane yemek çubuğuyla kaşık buldum. İkisi birbirinden farklı renkli. Bunları almaya karar verdim. Bir de 맞는지 확인해 주시고.
pondor tablet. Anne, doğrusu de, yine hananın anıro, hananın bakro. Da bakı edesin de. Biz yok. Yumurtanın beyazları. Buruk까지 써놓은 거고 일단은 지름은 한 3cm 정도 내가 짜기 편하게 잘라주신 상태에서 원래는 한 번에 다 짜주시고 한 번에 긁고 한 번에 긁고 하시는 게 맞는데 제가 여기 두 개만 자를게요. 한번 가고 갔다 온 곳에 한 번 더 가요. 우리 빼실 때는 그대로 살짝 돌려서 밀어놔줄게요. 우리 얘를 탭핑은 안 할 거예요. 유산지로 한 번 빼볼까요? 이렇게. Evet arkadaşlar, az önce eve geldim. Gördüğünüz üzere de aşırı yorgunum. Yani çok fenayım. Dokunmayın, çok fenayım. Ay öleceğim. Bir dakika. Bugün iki tarif yaptık. Çok çekemedim çünkü gerçekten yoğundu. Bizim gruba Çinli arkadaş düştü. O Korece çok bilmediği için ona ekstra anlatmak durumunda kaldım. Çünkü sınıfın tek İngilizce bilen insanı benim. Şimdi eve geldim. Pantolon aldım biliyorsunuz. Böyle yemek çubukları aldım işte çocuklar için. Ondan sonra birazdan eşim gelecek. Bugün arabasını tamir ettirecekmiş ve biz de hep birlikte geçen gittiğimiz komşulara, ya yani eşimin arkadaşlarının evine gideceğiz. Çünkü tekerleklerini bildiğim kadarıyla değiştirdiler. Eşimin tekerleklerini o arkadaşı, o arkadaşın tekerleklerini de eşim aldı. Bunun sebebini asla bilmiyorum bu arada. Öyle. Mina'yı bugün muhtemelen erken alacağız. Eşim gelene kadar ben de 2 dakika oturup dinlenmek istiyorum. Yani çok yoruldum. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when... Arkadaşlar, bir dinlenme tesisine geldik de size buranın lavabosunu göstermek istiyorum. Ay harika. Vallahi harika. Çok güzel, her şey çok güzel görünüyor. Şuraya bakın. Mina tavuk yemek istediği için burada tavuk yapıyorlar. Mina kokula. Abla ben tavuk yiyorum. Mina'nın tavukları böyle, altında içeceği var. Üstünde de böyle tavuğu var. Şimdi biz de bizim yiyeceklerimizi bekliyoruz. Ben de bibimbap söyledim. Her zamanki gibi. Bibimbap çok seviyorum. Böyle bunu karıştırıp yiyeceğiz. Ay, en sevdiğim yemeklerden biri. Yanında böyle bir çorba gibi bir şey geldi. Bunun da tadına bakacağım. Diğerleri de yan yemekler. Böyle.
Vay, gökyüzü ne kadar farklı. Şuna bakın. Biraz güneşli, biraz da böyle normal. Hayatımda ilk kez böyle bir gökyüzü görüyorum. Aa, ne kadar ilginç. Evet arkadaşlar, eve geldik. İnternetten gitmiştik. Eşimin arkadaşını araba tekerleği götürmeye. Zaten söyledim sanırım. Tam hatırlamıyorum söyleyip söylemediğimi. Geldik. Gelmeden önce de yemek yedik. O şekilde geldik. Şimdi Mina'nın arkadaşlarının hediyelerini, bunları zaten size alırken göstermiştim, hediye paketi yapacağım. Normalde yapmama gerek yok ama herkes hediye paketli bir şekilde yolluyor. O yüzden ben de böyle yollayayım dedim. Yani bu herhalde alıp alacağım en pahalı hediyeydi çocuklara. Ya beğendim, çok hoşuma gittiği için aldım. Normalde bu kadar şey pahalı şeyler almanıza gerek yok ama orijinal Rilakkuma olduğu için bir tık diğerlerine göre pahalı. Fiyatını söylemeyeceğim çünkü linç yerim muhtemelen. O yüzden de öyle arkadaşlar. Neyse, çocukların şansına böyle bir şey gitti. O iki çocuğun şansına yani şu anda. Tamam. Mina uyuyacak. Ben de bir an önce bilgisayarın başına edit yapmaya geçeceğim. Yoğun bir hafta olacak. Bu arada çarşamba günü sabah da bahsettiğim gibi burada belediye seçimleri var. O yüzden de tatil. Mina evde olacak. Eşim de evde olacak. Herkes evde olacak. O yüzden de ilgilenemeyeceğim yani sosyal medyayla, editle vesaire. O sebepten ötürü hemen hemen bitirip o günlere en azından hazır videom olsun istiyorum. Bunun amacı da bu. Bugünkü videom da böyle oldu. O gün ne yaparız bilmiyorum. İnşallah eğlenceli bir şeyler yaparız ama Kore'ye geldiğinizde asla yapmamamız gereken şeylerden bir tanesi de tatil günü sokağa çıkmak. Çünkü herkes tatil günü olduğu için sokağa çıkıyor ve çok kalabalık oluyor her yer. O yüzden de hiç eğlenceli değil. Neyse arkadaşlar, ben şunları paketleyeyim, son halinde size gösterir, bir kapanış yapar ve artık giderim. Evet arkadaşlar, hediyeleri paketledim bu şekilde. Mina'nın çantasına koyup göndereceğim. Ve unutmadan bugün başıma gelen en saçma olayı sizinle paylaşmak istiyorum. Yani bunu paylaşmazsa olmaz diye düşünüyorum. Çünkü günün zaten highlight'ı buydu. O yüzden sizinle paylaşmak istiyorum. Şimdi eşimin arkadaşlarının evine gittiğimiz için tekerlekleri bırakmak için. Geçen sefer elimiz boş gitmiştik. Eşim dedi ki kek, böyle onlara götürebileceğimiz pasta kek tarzında bir şey al. Hani götürelim. Ben de tamam dedim. Arkadaşım Yeşim'le konuşuyorduk bu arada telefonla işte. Normal böyle günlük hayatımızdan falan konuşuyoruz. Ne yapıyorsun, ne ediyorsun diye aradım. Boş son işte 5-10 dakikamı doldurayım diye düşündüm. Ondan sonra işte gittim, aldım. Eşim tekrar aradı beni. Dedi ki kahve alır mısın, yolda içeriz. Tamam dedim, onu da aldım. Sonra o kahvecinin önünde bir tane adam vardı. Böyle baktı baktı, dedim herhalde yabancıyım diye bakıyor. Çünkü bu arada yani hep söylüyorum, son zamanlarda çok fazla bakıyorlar. Hani eskiden bakıyorlardı ama son zamanlarda biraz daha fazla bakıyorlar. O yüzdendir diye düşündüm. Sonra işte bizim evin arkasında böyle hani bir tane yol var ya, böyle yemyeşil ağaçlarla kaplı. Diyorum hep çok güzel, çok güzel diye bahsediyorum. O yolun orada işte tam telefonla konuşurken böyle geldi, İngilizce olarak excuse me dedi. Ben de şaşırdım. Efendim diye döndüm böyle. Bir yandan arkadaşımla konuşuyorum. Kafam çok karışık. Ha, o zaten oradan bir sürü bir şeyler söylüyor. Ondan sonra size bir şey sorabilir miyim falan dedi.
ben de arkadaşıma Korece olarak diyorum ki bir dakika diyorum, çakkanman diyorum arkadaşıma. Ondan sonra dedim hayır dur pardon, ona Türkçe diyeceğim, buna Korece. Ona dedim ki bir dakika bekler misin? Sonra adama pardon dedim, anlamadım. Şey dedi, çok dedi hoşuma gittiniz de dedi, acaba numaranızı alabilir miyim? Buraya kadar her şey normal arkadaşlar. Bu yani genelde burada bu şekilde numaranızı alabilir miyim, konuşabilir miyiz vesaire de istiyorlar. Reddederseniz de gidiyorlar genelde. Sonra adama dedim ki çok dedim kusura bakmayın, ben evliyim, hani düşünmüyorum böyle bir şey dedim. Ondan adam bana ne dese beğenirsiniz, ben de evliyim de dedi. Hani dedi tanışmak istiyorum yine de konuşmak. Ne dedim ben böyle. Ne dedim, pardon dedim, hayır dedim, istemiyorum dedim. Diyor ki daha rahat konuşabilirdik aslında, arkadaşça falan diyor. Hayır beyefendi dedim ben de. Arkamı döndüm, hala böyle peşimden falan geliyor. Ondan sonra eşimi arıyormuş gibi yaptım. Ondan sonra eşimle, arkadaşıma da dedim ki ben eşimle konuşuyormuş gibi yapacağım. Sana anlatacağım olayı, Korece konuşacağım, sen hiç takılma. Ben böyle hayatım bilmem ne diye eşimle konuşuyor gibi yaparak direkt binanın içine kaçtım vın diye. O arada eşim de geldi zaten işten. O zaman eşime anlattım, dedim bugün ne oldu biliyor musun dedim. Ne oldu dedi. Az önce dedim tam şurada dedim. Bir tane adam durdurdu, numaramı istedi. Ben de hayır dedim. Ama bana evli olduğumu söyledim. O da bana ben de evliyim, sorun yok falan dedi. Eşim diyor ki delirmiş mi bu? Eşimin şokunu görseniz, delirmiş dedi böyle yani. Delirmiş, evli. Kendisi evli. Karşısındaki kadın da evli olduğunu söylüyor. Ve diyor ki ben de evliyim, sorun yok. Biz yine de konuşalım dedim. Oh my god. Oh my god dedim. Yani eşim şok geçirdi dedi. Hadi bekar olsa anlarım bir şekilde. Ama dedi evli bir adam yani. Dünyanın çivisi çıkmış arkadaşlar. Çıkmış dünyanın çivisi. Bizden bu kadardı. Umarım eğlenerek izlemişsinizdir bu videoyu da buraya kadar. Artık yoruldum. Makyajımı silip dinlenmek istiyorum. Mina'yı duş aldırmam gerekiyor. Geldik evin her yerine yayıldık resmen. Yani arabanın bütün parçaları eve doğru geldiği için. Bir an önce onları da toparlamak istiyorum. Ufak tefek birkaç da işim var. Onları da halletmek istiyorum. Bugünlük benden bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın. Bye bye.